Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı, bir sıcak takip programıyla daha karşınızdayım. Malumunuz Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki askeri operasyonu 7-8 gündür devam ediyor. Çatışma haberleri geliyor bölgeden, ancak uluslararası alanda da Türkiye zor duruma girmiş görünüyor. ABD ile ilişkiler bu bağlamda giderek geriliyor. Avrupa Birliği ülkelerinden de peş peşe silah yaptırımları, silah satış anlaşmalarını askıya alma mesajları geliyor. Şimdi bir konuğum var. Hem operasyonu hem birazcık geçmişe gideceğiz. Nerede yanlış yapıldı, ne yanlış yapıldı, neden bu noktaya gelindi? Bunları konuşacağız konuğumla. Konuğum Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay. Ertuğrul Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Ertuğrul Bey, Türkiye aslında en başında nerede yanlış yaptı? Suriye istikrarsızlaştırılırken Türkiye nasıl bir tutum benimsemeliydi bu tabloyu önlemek adına? 2011'e kadar geri gideceğiz galiba. 2011-2012'ye kadar o dönemlerde başladı bu. Biliyorsunuz Arap Baharı sürecinin bir devamı gibi gözüktü. Suriye'de istikrarsızlaştırma olaylarının başlangıcı. Tabii onun adı o zaman istikrarsızlaştırma değil, Suriye'yi demokratikleştirme idi bir anlamda. Rejimin kapalı yapısını değiştirme, daha çağdaş, daha insan haklarına saygılı bir Suriye oluşturma gibi bir ham hayal vardı. Ham hayal diyorum çünkü bunun tarafları bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, öbür tarafta Suudi Arabistan ve Katar'dı. Yani Suudi Arabistan ve Katar'ın içinde olduğu ve desteklediği bir demokratikleşme harekatı herhalde kasapların et kesme aleyhine bir kampanya başlatması kadar inandırıcı olabilirdi. Türkiye ne yazık ki bu koalisyona dahil oldu. Biraz da gönüllü dahil oldu. Halbuki Türkiye bunların bu ülkelerin hepsinden Suriye ile daha yakındı. Tarihen, kültürel olarak, toplumsal olarak ilişkileri vardı. En sakınması gereken, en dikkatli davranması gereken Türkiye'ydi ama ne yazık ki gönüllü oldu. Çünkü Arap Baharı'nda Kuzey Afrika'dan bu tarafa diktatörlükler birer birer yıkılıyor gözüküyordu. Sonra o yıkılmanın da çok hayra alamet olmadığı, başka kaosların geldiği görüldü ama Suriye'de de böyle bir şey olacak. Bir an önce Suriye rejimi de devrilecek. Yeni bir rejim oluşacak. O yeni rejim oluşurken eğer Çin içinde olursak belirleyici olabiliriz. Yeni yönetimde etkili olabiliriz diye bir hayal kuruldu. Ham hayal kuruldu. O zaman Mısır'da bu darbe de olmamıştı. İhvan-ı Müslim'in vardı. Belki onun Suriye'ye doğru uzanması gibi bir hayal kuruluyordu ve Amerikan yönetimi, o zaman sanıyorum Hillary Clinton'dı. Amerikan Dışişleri Bakanı. Biz de işte neo-Osmanlıcı bir takım hayalperestler böyle bir ummana daldılar. Ben o tarihlerde hükümet üyesiydim ve bu Suriye ihtilafından mümkün olduğu kadar uzak kalmamızın coğrafi olarak, tarihi olarak her bakımdan çok gerekli olduğunu söylemiştim. Uzunca bir tartışma oldu aramızda bu müdahaleyi savunanlarla ve bana hem dönemin başbakanı hem işte Dışişleri Bakanı 6 ay sürmeyecek. Merak etmeyin, Libya örneği de verildi. 6 ay sürmeyecek denildi. Halbuki biraz coğrafyayı bilenler, biraz tarihi bilenler, Suriye rejiminin sadece bir mezhep yönetimi olmadığını, Şam'ın bir Arap milliyetçiliği merkezi olduğunu, Suriye'nin önemli bir istihbarat devleti olduğunu ve arkasında İran, Çin, Rusya gibi Orta Doğu'da başka senaryoların sahiplerinin de olduğunu ya görmezden geldiler ya bilmiyorlardı gerçekten. Ve işin yani çıkmayacağı bence benim tarafından, benim gibi düşünenler tarafından baştan belliydi. Çok da uzamadı. Yani sorunun bir çıkmaza gireceği kısa bir süre sonra da anlaşıldı. Ama bu konuda tavır değiştirme, yeni döneme uygun yeni çözümler üretme, yeni senaryolar yazma konusunda galiba en başarısız olan Türkiye oldu. Ve bu noktalara geldik. Peki sonrasında süreçte sizin de dediğiniz gibi bambaşka bir mecraya aktı. Rusya Akdeniz'e indi, bir oyuncu konumuna yükseldi. İran'ın varlığı güçlendi yine aynı şekilde. Türkiye bu anlamda siyasi, sosyal, ekonomik bedeller ödemek zorunda kaldı. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi Türkiye'nin siyasi, sosyal
ekonomik bedeller ödeyeceği baştan belliydi. Çünkü sınırdaştık biz. Bakınız Suriye ile aramızda ihtilaf çıkmadan önce 1 milyona yakın insan, 750 bin sanıyorum 2011 rakamları insan Türkiye'ye geliyordu. Çeşitli nedenlerle, ticaret için, turizm için, işte sağlık için, hafta sonu eğlenmek için. Bizden de 500 bin civarında giden vardı. Irak'tan ya da İran'dan Şam'a geçenler bizim topraklarımızdan geçiyorlardı. Orada Hazreti Zeynep'in türbesi var ve önemli bir ziyaret mekanı. Bizden, yani bizim orada birkaç milyonluk bir turizm sirkülasyonumuz vardı. Ben bunu söylediğim zaman turizm için endişe ediyorsunuz. 6 ay dişinizi sıkın denilmişti. Halbuki turizm değil. Turizm bir ülkenin markası. Onun çökmesi başka alanlarında çökmesi demektir. Oradan başlayarak biz bir kez bütün bu potansiyeli kaybettik. Bir süre sonra Türkiye'ye mülteciler gelmeye başladı. Oradaki olayların doğal sonucu olarak çatışmanın taraflarından bize kaçanlar oldu. Çok iyi hatırlıyorum. Galiba 2012-13 gazetelerinden birinin manşetidir. Zamanın Dışişleri Bakanı 100 bin kritik eşiğimizdir. 100 bin mülteci geldikten sonra biz çok özel önlemler almak durumundayız deniliyordu. Şu anda 100 bin bir çekirdek mesabesinde 3,5 milyondan söz ediliyor. Belki 4 milyona doğru gitti ve bunlar Türkiye'ye yani sığmak için her türlü külfetlerinin Türkiye tarafından karşılanması talebiyle geliyorlar. Bir ekonomik getiri kaynağı değil, tam tersine yük. Evler dağıldı, yuvalar dağıldı. Türkiye'ye, Suriye karışık bir hale gelince, kaotik bir hale gelince bir kez Suriye'nin içinde taraflar belirdi. Kürtler ayrı bir baş çektiler. Orada rejimin içinde Sünni-Şii çatışması kısmen körüklendi. İşte bu ÖSO dediğimiz mekanizmanın içinde hala o bir ölçüde devam ede geliyor. Dünyanın dört bir tarafından çeşitli işte Afganistan'da savaşmış, Çeçen savaşlarında taraf olmuş dünyanın dört bir tarafından bir takım böyle ruh hastası cihatçılar türedi geldi. Türkiye'yi de güvenlik açısından tehdit eder hale geldiler. Bizim ülkemizde daha geçenlerde Ankara Garı'ndaki 103 kişinin öldürülmesinin yıl dönümünü yaşadık biliyorsunuz. Bölgeye çok ciddi biçimde güvenlik açısından, ekonomik açıdan, sosyal açıdan sorunlar taşıdılar. Başka bir şey var tabii. Orta Doğu'nun temel meselelerinden, siyasi çekişme meselelerinden bir tanesi Rusların Akdeniz'e aleni biçimde yerleşip yerleşemeyeceğiydi. Ruslar Akdeniz'de şu anda oyun kurucu hale geldiler. En belirleyici. Şimdi bugün de. Bugün şu anda Suriye'de ne olup biteceğine Rusya karar verecek. Bakın biz 2011-12'de Amerika ile başladık. Şu anda Amerika ile çekişme halindeyiz. Ve Rusya'dan medet umuyoruz. Ayrıca evet bizim Kasr-ı Şirin'den bu yana İran'la şükürler olsun hiçbir sıcak çatışmamız yok. Ama ciddi bir rekabetimiz de var. Yani çeşitli alanlarda ciddi rekabetimiz var. İran Türkiye'nin doğusundan güneyine doğru geldi ve yerleşti. Zaten Irak'ın dağılmasından sonra Irak'ta önemli bir nüfuz artışı sağlamıştı. Şimdi Irak'tan daha belirleyici, daha etkileyici biçimde Suriye'ye geldi, yerleşti. Kimi saymıyorum. Bunlar dış siyasette bizim açımızdan olumlu sonuçlar değil. Yani Türkiye işte 3,5 milyon mülteciyi bakıyorum, ağırlıyorum diyor. Evet, bunun getirdiği ciddi bir yük var. Türkiye'de ciddi bir toplumsal çekişme, kargaşa, zaman zaman kavgalar başladı. Terör olayları yaşandı. Ayrıca da diplomatik olarak biz çok sıkışmış, köşeye sıkışmış bir durumdayız. Şimdi Amerika'yla uyum içinde mi, ihtilaf içinde mi bu son harekat yaptık çok belirli değil. Önce Trump bir yeşil ışık yaktı deniliyordu. Yakmadım diyor. Yarın da başkan yardımcısı gelecek. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Başkanı bence çok vahim bir açıklama yaptı. Bölgedeki istikrarsızlığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bağladı. İsmen. Bunlar diplomatik olarak Türkiye için çok büyük zafiyet noktaları. Biz Amerika'yla bir olur aldık şeklinde, Amerika çünkü bölgeyi terk ediyorum, çekiliyorum dedi. Hatta çıkıyorum dedi. Ona güvenerek girdik. Şimdi Rusya ile birlikte bir yeni çözüm arıyoruz. Ya bu dış politikada tam anlamıyla bir savrulmadır. Sizde siz olmayan
oyunun kurallarını başkalarının koyduğu bir alanda şaşkın vaziyette o tarafa veya bu tarafa koşmak gibi bir süreçle, bir belirsizlikle Türkiye ne yazık ki karşı karşıya kaldı. Bir de yaptırım paketleri açıklanıyor ard arda Amerika'da. Çok Türkiye karşıtı bir hava var. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şimdi sadece Amerika'da Türkiye karşıtı bir hava olsa belki biz bunu biraz daha önceki yıllarda talim ettik. Biliyorsunuz işte bir takım yargılama konularıyla ilgili yaptırımlar, çeşitli çekişmeler, tartışmalar oldu aramızda. Türkiye bir ölçüde bağışıklık kazanmıştı buna. Ama alışkın olmadığımız başka şeyler yaşandı. Bütün Arap Birliği, içinde Filistin olmak üzere, bütün Arap Birliği Türkiye'nin bu harekatını, ki kendimize göre biz çok haklı gerekçeler ileri sürüyoruz kendi açımızdan, bu harekatı kınadı. Avrupa Birliği'nden olumsuz mesajlar geldi. Avrupa'da teker teker Almanya'dan başlayarak ülkeler, Türkiye'ye, İspanya katıldı galiba en son, silah satışını Türkiye'ye yasakladılar. Yani dünyayı karşımıza aldı. Yani Müslüman dünya, sözde bizim işte bu İslam dünyasının, ümmetin, tırnak içinde kullanılan tabirle, ümmetin lideri olmak, ümmetin umudu olmak gibi bir iddiamız vardı. Arkamızda bir ümmet olmadığı açıkça ortaya çıktı. Hatta ümmetin karşımızda olduğu ortaya çıktı. Onu bıraktık. Hadi Batı dünyası, Avrupa karşımızda, Amerika karşımızda. Rusya bizi bir senaryoyla içeriye doğru çektiği için bir ölçüde aleni olarak söylemiyor belki Türkiye'yi direkt hedef alarak. Ama başka şeyler söylüyor. Diyor ki bütün güçler Suriye'den çıkmalıdır diyor. Bütün güçler derken bu kim var? Avrupa kuvvetleri var. Amerikan kuvvetleri var. Türkiye var. Ben diyor rejim tarafından çağrılmış olan gücüm. Bana da çık derlerse çıkarım diyor. Rusya da karşımızda. Yani bu gerçekten hani değerli yalnızlık diye bir söz vardı. Bu vahim bir yalnızlık. Değerli yalnızlık falan. Bayım yalnızlık. Peki neden inandırıcılığı yok Türkiye'nin Ertuğrul Bey? Sorun ne? Neden kimseyi ikna edemiyoruz? Şimdi biz çok eskiden beri, bu çok ünlü bir şeydir, biz Türkiye Türk propagandası yapmaya çok alışmışız. Biz gazetelerimizi, televizyonlarımızı kendi halkımızı inandıracak biçimde manipüle ettiğimiz zaman sanıyoruz ki bütün dünya bizim içeride kendi halkımıza söylediklerimizi dinliyor. Öyle değil halbuki. Herkesin haber kaynakları var ve herkes bizim kullandığımız terminolojiyi kullanmıyor. Herkesin bakış açıları var. Yani Suriye'nin bir kez baştan Irak yaşanmışken, Irak'ta biliyorsunuz yani 90'larda, 2000'lerde bir takım olaylar yaşandı ve ortaya çok kaotik bir Irak çıktı. Şu anda evet Saddam rejiminin baskısı altında değil ama özgür de değil ve parçalı ve her gün bombaları patladığı bir Irak var. Şimdi böyle bir Irak'tan sonra Suriye'yi bu hale getirmek, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak ciddi bir ufuksuzluktu, vizyonsuzluktu. Ne yazık ki Amerikan yönetimi ve o zamanki Türkiye'nin işte dışişleri yönetimi, yani karşılıklı mevkidaşlar bu yanlışı paylaştılar. Arkasından bir vadede Suriye'nin istikrarsızlaştırmanın, istikrarsız Suriye'nin, evet İsrail'in belki hoşuna gidebileceği ama dünyanın dört bir tarafından bir takım ruh hastalarının gelip oraya işte Nusra'ların, bilmem IŞİD'lerin yerleşmesiyle dünya için bir tehlike, Orta Doğu için ve bütün dünya için bir tehlike olduğu gözüktü. Biz orada çok ikircikli davrandık. Yani biz şimdi ısrarla IŞİD'e karşı şöyle mücadele ettik, DEAŞ'a karşı böyle mücadele ettik diyoruz ama bir de arşiv var. Ya bunlar öfkeli çocuklar, bu kadar da işte işi büyütmeyelim. Musul konsolosluğu boşaltıldığı zaman biz onların da saydıkları, hatırını kıramayacakları var gibi bir irtibat varmış aramızda. Görüntüsü yaratacak olan vahim, acemice, son derece diplomasiye sığmayan, devlet adamlarına sığmayan bir takım telaffuzlarımız oldu ne yazık ki. O zaman bunları uyardı birçok bu konuları bilen insanlar. Şimdi bunların hepsi bir yerde duruyor. Hafızada duruyor. Ve şu anda haritaya baktığınız zaman en tehlikeli unsurlar Türkiye'nin gelip sınırına dayanmış vaziyette. Yani işte İdlib bölgesi, Hatay sınırı oraya gelip yığılmış vaziyetteler. Bütün Suriye'de püskürtülmüşler. Biraz sırtlarını bize dayamışlar. Evet bir çember içindeler ama orada bir yere, bir cebe girmişler. Şimdi bütün bunları okuyunca dünya bizim kamuoyuna karşı söylediklerimize bizim halkımız kadar inanmıyor. Çünkü onlar başka kaynaklardan da haber alıyorlar ve başka bir terminoloji kullanıyorlar. Sonra başka bir ayım sıkıntı var. Bakınız.
Bütün bu 8 senelik serüvene karşın Birleşmiş Milletler'de Suriye Şam rejimiyle temsil ediliyor. Öyle değil mi? Şam rejimiyle. Şam o zaman Birleşmiş Milletler'de Suriye'nin meşru temsilcisi. Suriye'nin meşru temsilcisine karşı savaşıyorsa YPG, PYD, evet, bir terör örgütüdür. O meşru rejime karşı savaşıyorsa. Peki ÖSO nedir? ÖSO nedir? O da o rejime karşı savaşıyor. Şimdi biz bunlardan birisine karşı savaştığımızı söylüyoruz. Ötekini de ve ötekinin ayrıca cihatçılarla ilintileri, onlarla karşılıklı geçişleri vesaire tartışılıyor. Onlarla da bir başka uluslararası terminolojiye göre terör örgütü diye tarif edilmesi gereken bir başka yapıyla birlikte de bir yandaşlık sürdürüyoruz. Bütün bunlar çok tehlikeli konumlar. Bunlar dünyada işte oturduğunuz zaman bir diplomatik masaya önünüze çıkarılacak olan faturalar. Ben bunu yıllardan beri şunu söylüyorum. Bakın, Şam'la ilgili bir hayal kurdunuz. Bu hayal gerçek çıkmadı. Bunun gerçek çıkmayacağını ben şahsen kendi payıma, benim gibi düşünenler 8 yıl önce söylemiştik ama hadi neyse unuttuk. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl sonra bunun olmayacağı gözüktü. Bir kere köprüler atmayacaksınız dış politikada. Yani işte Rusya ile ilişkilerimizi görüyorsunuz. Bizim Rusya tarihen güya çok karşı karşıya olduğumuz ülkeydi. Şimdi turizmimiz, ticaretimiz, işte şimdi Suriye meselemiz hepsi Rusya ile bir köprü üzerinden geçmeye çalışıyor. Demek ki temelli düşmanlıklar, temelli dostluklar dış politikada olmuyor. Bir kere köprü atmayacaksınız. Attınız neyse. Suriye yeniden kurulacak. Bunu görüyorsunuz değil mi? Bu kaotik ülke böyle olmayacak. Yeniden kurulması ve istikrarlı bir Suriye kurulması Suriye için ihtiyaç olduğu kadar bizim için de ihtiyaç. Bizim için temel ihtiyaç da sınırlarımızda bir dost, Türkiye'ye daha sempatiyle bakan, Türkiye'ye daha yakınlık hisseden bir kitlenin olması. Şimdi bu yeni kurulan Suriye'de herhalde eskisi kadar baskıcı bir rejim olmayacak. Değil mi? Ne Rusya, ne İran, ne Suriye'nin kendisi böyle bir şey sağlayamaz. Daha insan haklarına saygılı, daha hukuku öne çıkaran yeni bir Suriye kuracak. Orada bizim elimizde çok önemli bir koz vardı. Suriye'nin bundan önceki döneminde, bu kaostan önceki döneminde Kürtler orada çok ikinci sınıf konumundaydılar. Yani Şam'a giremiyorlardı, işte pasaport alamıyorlardı, seyahat sıkıntıları vardı, bir dolu sıkıntıları vardı. Türkiye diyebilirdi ki orada bir miktar Türkmen var bizim güneyimizde ve Kürt var. Ben yeni Suriye'de özellikle soydaşsaydım çünkü Kürtler Türkiye'nin soydaşı. Biz Kürt böyle bir karma yapıyız ve hepimizin adı Türk milleti. Oradaki Türkmenler ne kadar soydaşımızsa onlar da soydaşımız. Tabii Suriye'nin insan haklarına dayalı bir hukuk devleti olmasını çok önemsiyoruz ama özellikle bu soydaşlarımızın da birinci sınıf Suriye yurttaşı, anayasal açıdan eşit haklara sahip Suriye yurttaşı olmasını çok önemsiyoruz diye uluslararası bütün platformlarda bunu dile getirseydik başka bir düzleme Suriye politikamızı taşıyabilirdik. Bu ne yapardı? İçeride de büyük bir sempati yaratırdı. Türkiye'nin doğu, güneydoğusu dahil olmak üzere Türkiye coğrafyasının her tarafına yayılmış bulunan Kürt yurttaşlarımıza da bir sempati, bir sıcaklık, bir güven yaratırdı. Suriye içinde eşit yurttaşlık mücadelesi veren o eski dönemin alt statüdeki Kürtleri içinde Türkiye ciddi bir güvence görüntüsü taşıyabilirdi. Ve ortaya daha itibarlı hem dünyada insan haklarına saygılı bir yeni yapı önerdiği için daha saygın hem de içeride daha barışçı, daha anlamlı adımlar atan, daha barıştırıcı bir Türkiye profili ortaya çıkardı. Bunu da kaçırdık. Bunu da kaçırdık. Biz hatta başka bir yanlış yaptık. Şam yönetiminin kalacağı anlaşıldıktan sonra Türkiye'nin güneyinde bir Kürt otonomisi olmasın üzerine bir yeni strateji kurduk. Biz orada işte bir örgütün adını, evet, PKK ile ilişkili YPG ama bunları ayırmak yerine, mümkün olduğu kadar ayırmaya çalışmak yerine ki mesela Amerikan diplomasisinde böyle bir çaba vardı. Amerikan'ın Orta Doğu temsilcisi bunları telaffuz etti. Fakat biz sürekli olarak ikisini bir kefeye koyduk ısrarla. Hala ben bakıyorum mesela televizyonlarda Amerika Kürtler diye konuşuyor. Bizim televizyonlarda spikerlerimiz PKK diye konuşuyor. Şimdi bu bana inanılmaz bir akıl tutulması olarak geliyor. Biz PKK'yı Türkiye'de yok ettiğimizi söylüyoruz. Değil mi?
Yani militanın 300'e 500'e düşürüldüğünü, aşağı doğru gittiğini, dağıldığını söylüyoruz. Ama karşısında operasyon yaptığımız koca bir kitleye de sürekli PKK diyoruz. Bu bilinçsiz biçimde, bunu akılla kimse yapamaz. Bu bilinçsiz biçimde bir PKK propagandası. Yok ettiğimizi söylediğim güce karşı büyük bir güçle operasyon yapıyorsak onun başka bir ismini tarif etmemiz lazım. PKK diyerek biz, yani sanki onu iç kamuoyunda küçültürken dünya kamuoyunda yeni baştan ihya ediyoruz ve inşa ediyoruz. Yani çok vahim, yani dil kullanmakta, söylem kullanmakta, vizyon oluşturmakta büyük hatalar yapıldı. Yani tam tersi, kaotik Suriye'den çıkarken Türkiye kendi iç barışını da yeniden inşa edecek yapıcı bir dil kullanabilirdi. Ne yazık ki bu ihmal edildi. Ne yazık ki ihmal edildi demiyorum. Yani bir takım güçler belki de bunun telaffuzunu engelledi. Ve şimdi biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bu akşam ilk defa Cumhurbaşkanı işte Membiş'te Suriye toprağıdır. Suriye ordusu da olabilir, Ruslar da olabilir. İşte yarın Kobani için de aynı şey söyleyecek falan gibi şeyler söyledi. Ama bunu baştan itibaren söyleyebilirdik. Biz orada sadece Suriyelilerin eşit yurttaşlık statüsünde, çünkü onlarla bizim aramızda bir soy bağı var, yurttaşlık statüsünde bir yüksek düzeyde buluşmalarını arzu edebilirdik. Sonuç alırdık almazdık ama bu kullandığımız diplomasi dili bizi dünyada çok itibarlı bir yere yükseltirdi. Peki içeride de Ertuğrul Bey barış diyene ya da barışı savunana karşı çok şiddetli tepki var. Nasıl ki siz dediniz YPG ile ilgili tümüyle bir PKK dili kullanılıyor. İçeride de barış diyene yönelik yine sanki devlet karşıtıymış ya da PKK yanlısıymış gibi sunulma çabaları, gayretleri var. Muhalefet partisi bile içimiz kan ağlayarak onay veriyoruz dedi askeri tezkereye. Yani içeride de bir akıl tutulması var gibi. Yani sadece iktidarda değil. Doğru. Tabii, muhalefet partisinin zaten bu işte anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kalkmasına oy vermesi veya içi yana yana tezkereye oy vermesi gibi cesaretsiz ikircikli tutumları Türkiye'de toplumsal muhalefetin elini kolunu bağlıyor. Şimdi bakınız 90'ları hatırlıyorum ben. 90'larda yine böyle bir işte Irak'a girelim, pusulu alalım Amerika ile birlikte falan gibi bir hamaset edebiyatı türemişti. O zaman SHP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti muhalefeti temsil ediyordu. CHP yoktu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti başka bir takım toplumsal güçlerle birlikte Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çok büyük savaşa hayır mitingleri yaptı. Biz savaş istemiyoruz diye. 10 binlerin katıldığı, 50 bin lira kadar ulaşan mitingler, bunlardan birkaç tanesinin ben organizasyonunda bulundum. Tabii Türkiye'nin çok önemli bir toplumsal siyasal gücü savaş karşıtlığını dillendirince savaş karşıtlığı meşru bir düzeye yükseldi. Şimdi muhalefet HDP'yi bir tarafa zaten koyuyorlar. HDP'ye bilgi verme ihtiyacı da hissetmiyor kimse. Yani operasyon başlıyor. Cumhurbaşkanı partileri arıyor. Onlara da bir bilgi verin. Değil ki siz karşı oy kullandınız ama bakın yaptığımız budur. Biz yani orada halkla, sivil halkla değil, bir kendimize göre tehlikeli gördüğümüz bir terör gücüyle mücadele ediyoruz ve sınırlarımız budur. Değil. Demiyorlar. İşte ilgili bir takım bakanlar bilgi verecek. Vermiyorlar. Onu ayırıyorlar. Kalan muhalefet, bu Millet İttifakı, Cumhur İttifakı hepsi bir kefeye girmiş vaziyetteler. Şimdi onlar bir kefeye girince barış söylemi, savaş karşıtı bir söylem marjinal konuma düşüyor. Yani diyor ki işte AK Parti'den CHP'ye, İYİ Parti'den MHP'ye, herkes bu işe taraftarsa size ne oluyor diyorlar. Ve o yani insani duygular. Çünkü insanlar bu olaydan bağımsız. Yani soyut olarak söylüyorum. Evet, savaş karşıtı olabilirler. Yani askerlik karşıtı insanlar da var. Bunlara bir saygı duymak zorundayız. Olabilirler. Bunlar vatana ihanet değildir. Bunlar vatana düşmanlık değildir. Bu bir düşüncedir. Yani Türkiye'ye bir kötülüğe sonunu vardırmadan bunu söylüyorsa insanlar elbette söylesinler. Bu düşünce özgürlüğünün doğal bir sonuçtur. Ama böyle cumhuruyla milletiyle bir kefeye girince, iktidarıyla muhalefetiyle koca bir siyaset, dışarıda kalanlar marjinal konuma İtiliyorlar ve parmakla gösterilir hale geliyorlar. Şimdi bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Burada bu olayın nereye varacağı belliydi. Bakın şimdi bir hafta sonra ne oldu? YPGP'de Şam'da anlaşıyor. Şu anda Membiş'te Rus askerleri Rus ve Suriye bayrağıyla
aramızda devriye olarak geziyor ve Türkiye'de evet Membiş Suriye toprağıdır dedi değil mi? Bir haftada buraya geldik. Bakalım 15 günde nereye gideceğiz? Ne kadar daha geri bir söyleme çekileceğiz? Muhalefet baştan bu gelinecek yerleri, bu varılacak yerleri söyleseydi acaba? Veya bunu yapmadan önce başka diplomasi yollarını deneyelim deseydi, şu anda barış diyen, savaşa karşıyım diyenler böyle parmakla gösterilir konuma ve takibata uğrar konuma düşmezlerdi. Bu cesareti toplumda, bu farklı dili, bu cesur dili kim üretecek? Tek tek yurttaşlar üretemez. Siyaset bu demek. Siyaset belli konularda risk almak demek. Bizde muhalefet risk almıyor. Bizde muhalefet tehlikesiz konularda çıkıp bir şeyler söylüyor. Konu iktidar tarafından marjinalize edilmeye, kriminalize edilmeye başlandığında, şeytanlaştırmaya başlandığında muhalefet geriye çekiliyor. O zaman da tabii sürekli olarak iktidarın söylemi hakim oluyor ama iktidarın söyleminin hakim olması da şöyle bir sonuç yaratıyor. Hiçbir zaman o yanlışı o zaman tartışamıyoruz. Yanlışı tartışamayınca da yanlıştan dönemiyoruz. Bakınız ben bu konularda birkaç şey yazdım. Geçen gün sosyal medyada söylediğim bir örnek var, verdiğim bir örnek var. Türkiye 1939'da Türkiye ile Suriye arasında tarihi bir mesele var biliyorsunuz. Hatay meselesi. Hatay işte Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızlara kaldı. Sonra Fransızlar terk etti. Suriye mi dahil olacak, Türkiye mi dahil olacak? Sene 36, 37, 38 bu tartışmalar. 39'da Dünya Savaşı çıktı. O kadar barut üzerinde oturan bir dünyada Türkiye caydırıcılığıyla, burada Atatürk'ü rahmetli anıyorum ve arkasından gelen yönetimleri saygıyla ve rahmetli anıyorum. Türkiye caydırıcılığıyla ve ciddi bir diplomatik maharetle tek kurşun atmadan Hatay'ı ana vatana katmayı başardı. Bu bir, 1939. Buradan baktığınız zaman 80 sene önce. Sonra gelelim, bundan 60 sene sonra bu olaydan, 1999'da, 98-99'da biliyorsunuz bu PKK lideri Abdullah Öcalan şeye çöreklenmişti, Suriye'ye çöreklenmişti. Esad'ın babası da ona orada çalışma imkanları veriyordu. Ve Suriye, Türkiye'ye karşı bir saldırı sahası olarak, bir saldırı merkezi olarak, bir koordinasyon merkezi olarak kullanıyordu. Türkiye sınırda Kara Kuvvetleri Komutanı, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı birkaç seyahat yaptı ve Suriye'ye kararlı tavrını söyledi. Bunu böyle devam ettiremezsiniz. Ettirirseniz sonucuna katlanırsınız dedi. Abdullah Öcalan'ı paketlediler. Oradan işte İtalya'ya gitti. Oradan Rusya'ya gitti. Oradan Rusya kabul etmedi. İtalya'ya gitti. Bir yere gitti. Derken Kenya'da derdest edildi. Yine uluslararası güçlerin yardımı oldu. Onu da inkar etmeyelim. Amerika'nın katkısı oldu. Derdest ettiler. Dertop ettiler. 99'da Türkiye'ye getirdiler. Teslim ettiler. Şimdi devletin dirayeti ve cesareti, dirayeti ve gücü budur. Dirayet ve güç budur. Yani gideceksiniz, o ülkeye gerektiğini söyleyeceksiniz. Sizin görüntünüz etkiliyorsa o sizin çok güçlü ve dirayetli olduğunu gösterir. Şimdi Türkiye'nin 90 yıllık, 80 yıllık tarihinde ve geriye baktığınız zaman 30 yıllık tarihinde bu olaylar yaşanmışken muhalefetin bu örneklerden yola çıkarak başka bir yolda baştan beri ısrarlı olması gerekirdi. Muhalefet sadece şimdiye kadar işte Esad'la görüşün formülü üretti. Ondan başka bir formül üretmedi. Başka, demin bahsettiğim başka yollar ve yöntemler de var. O Suriye'de yaşayan farklı toplum kesimlerini de kazanmak konusunda yeni bir dil üretin. Muhalefet cesaretle iktidardan korktuğu için bunu söyleyemiyor. Bunu söyleyemediği zaman da işte bu tür olaylara sürüklenip gidiyoruz. Peki. Ertuğrul Bey, son olarak buradan nasıl bir çıkış mümkün olur? Türkiye'nin zaten yara aldığı, daha fazla yara almayacağı bir formül ne dersiniz? Şimdi bakınız, tabii biz Orta Doğu'da barış olsun, dünyada barış olsun, bunlar evrensel dileklerimiz, söylüyoruz. Ama tabii bizim için önce tabii Türkiye'de barış olsun, Türkiye'de huzur olsun, Türkiye'de güven olsun, esenlik olsun, gelişme olsun. İşsizlik rakamları nereye çıktı görüyorsunuz, değil mi? Böyle devam ederse Türkiye'ye yatırım gelmiyor, dışarıdan kaynak gelmiyor. İnsanlar, biz mültecilerle uğraşıyoruz. Türkiye'nin varlıkları ve eğitimleri ellerine fırsat geçtiğinde Türkiye'den gidiyorlar. Bunu görelim. Bu çok vahim bir durum. Yani biz mülteciye kapıyı açarız, Avrupa'ya gider. Zaten bu mülteciler, yani niye hiç İslam devletine gitmiyorlar? Rusya'ya da gitmiyorlar. Arabistan'a da gitmiyorlar.
Efendim Katar'a da gitmiyorlar, Avrupa'ya gidiyorlar. Bu ayrı bir tartışma. Bir de başka bir şey var. Bizim kendi insanımız bu ülkede ekmek bulamıyor ve gidiyor. Türkiye'nin bir an önce ekmeğini üretecek noktaya dönmesi lazım. O yüzden bizim, evet, YPG, PYD ile Şam anlaşıyor mu? Anlaşsın, anlaşsın. Bu ÖSO nereye dahil olacak bilmiyorum. Bu cihatçıları mutlaka ait olduğu ülkeleri alsınlar, yargılasınlar, sorgulasınlar ve ağırlaştırılmış müebbet midir, nedir? Neyse, cezalarını, yaptırımlarını versinler. Suriye istikrar gelsin. Türkiye bunu zorlamasın. Yani Türkiye güneyimizde bütünüyle insan haklarına dayalı bir hukuk devleti olsun. Bunu talep etsin. Başka bir şey talep etmesin. O güneyimizde şunlar olmayacak, bunlar olmayacak. Bu tarihe karşı bir şeydir. Bu zor bir şey. Olabilecek bir şey de değil. Bakın biz şuradan ders çıkaralım. Irak'ta da benzer bir dili kullandık yıllarca. Irak'ta da Irak'ın kuzeyindeki oluşumla ilgili yıllarca adını söylemedik. Bir kendimize göre bir dil ürettik ve bir inkarcı söylemi yıllarca sürdürdük. Şu anda Irak'ın kuzeyindeki Kuzey Irak Kürt Devleti otonomisi bizim en yakın dostumuz. Öyle mi? İş adamlarımız, yani CHP'liler de, AKP'liler de, muhalefet de, iktidar da, ben geçen aylarda Van'daydım. Baktım bütün tanıdıklarım orada iş yapıyorlar. Kuzey Irak'ta. Yani orada ne olduysa burada da buna benzer bir şey olacak. Düşmanlık üzerine bir siyaset kurmayalım. Türkiye terminolojisini değiştirsin. Türkiye dilini değiştirsin. Söylemini değiştirsin. Barışçı bir söyleme. Yani barış diyenleri takip etmek yerine iktidar da bence bir an önce barışçı bir söyleme dönsün. Muhalefet de bu konuda biraz daha cesaretli olsun. Ve yeni baştan biz hem içeride hem bütün bölgede barış inşa edecek bir sürece katkı yapmaya çalışalım. Şeye çok üzülüyorum. Yani biz Orta Doğu'da iddia sahibi, tabii Osmanlı'dan gelen bir devletin iddia sahibi olması, Roma'dan gelen bir devletin iddia sahibi olması çok doğru. Ama kendi bölgemizde, kendi komşularımızla, en yakın komşularımızdaki bu halkların çoğu karşılıklı soydaş, sorunumuzu çözmek için Washington ve Moskova arasında mekik dokuyoruz. Bu yani inanılmaz haysiyet kırıcı bir şey. Bunu görelim ve buradan çıkmanın çarelerini hep beraber düşünelim. Hep beraber düşünüp çare bulmanın yolu düşünce özgürlüğünden geçer. Türkiye niye içinden çıkamıyor bu sorunların biliyor musunuz? Türkiye düşünce özgürlüğünü uzun zamandır ayakları altına aldı. Özgürce konuşup tartışamıyoruz. Yani iktidar yanlış yapıyor. İktidar yanlış yapıyor, muhalefet de korkusundan zaman zaman o yanlışı paylaşıyor. Bu ülke sorununu çözemez. Özgür, barikayı hakikat, müsaade meyve efkardan doğar. Bu 150 sene önce Namık Kemal'in merhum söylediği söz. Buna ihtiyacımız var. Türkiye özgürce düşünebilsin. Türkiye özgürce konuşabilsin. Türkiye kimseyi dışlamasın. Herkesin azınlıkta kalabilir, azınlık olabilir. Ama herkesin fikrini dinlemeyi öğrensin. Bunu yaparsak buradan çıkışın yolunu buluruz. Ama özgür düşünceyi bastırdığımız sürece bu badireden çıkarız, başka bir badireye başımızı saplarız. Bütün bu işlerden çıkmanın yolu hukuktur ve özgürlüktür. Peki Ertuğrul Bey, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Özgür Düşüncelerin uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.